O günü unutamam. 16 Ocak 2013 Çarşamba. Mehmet Ali Birant'la çekimimiz vardı o gün. Yazdığım biyografi kitabı yeni çıkmıştı. 32. gün ekibi olarak yeniden toplanmış bizi yetiştiren adamın belgeselini hazırlıyorduk. Az zamanımız vardı biliyorduk. Yakalandığı hastalık amansızdı. Ama o aman dilemeye alışkın değildi. Eski temposunda çalışıyor, arada bizim belgeselin çekimlerine giriyordu. Salı günü aradı. Biraz ateşim var. Hastaneye gideceğim. İyi hissedersem Perşembe'de Diyarbakır'a gideceğim dedi. Tabii abi erteleyelim dedim. İnsan bilemiyor ki. Son konuşmamızmış o. 17 Ocak Perşembe günü Paris'te öldürülen Sakine Cansız, Fidan Doğan ve Leyla Söylemez için Diyarbakır'da miting vardı. Bir an randevuyu iptal edince ben de mitingi izlemek üzere Diyarbakır'a uçtum. Öğleyin yemekte Selahattin Demirtaş ve eşi Başak Demirtaş'la buluştuk. Yemek yerken bir anda sordular. Rahatsızlandığını anlattım. Demirtaş'a bir hemşeri olduğunuzu biliyor muydunuz diye sordum. Şaşırdı. O da sizin gibi paluluymuş meğer dedim. Kürt olduğunu yıllar sonra ilk kez benim kitapta açıkladı. Hayret etti. O zaman ben onu paluya götürüp gezdireyim dedi. E ben de belgesel için kamerayla izlerim sizi dedim ulaştık. Yemek bitti, Demirtaş mitingde konuşacaktı. Ben yürüyerek miting alanına giderken telefonum çaldı. Arayan bir ant dedi, yutkundu. Anladım ama inanamadım. Ameliyata girmeden önce gazete yazısını yazmış. Bugün Diyarbakır'da büyük tören var deyip muhtemel bir provokasyona karşı herkesi uyarmış ve yazıyı artık ölümlerin durmasını diliyorum diye noktalamış anestezi öncesi son cümlesi yazıyı gazeteye gönderdiniz mi olmuş. Gazeteci işte. Diyarbakır'da miting alanında dona kalmıştım. Az sonra Demirtaş konuşmasını yapmak üzere geldi. Miting otobüsüne binerken kulağına acı haberi fısıldadım. İrkildi, inanamadı. Otobüsün üstüne çıkıp acı haberi Diyarbakırlılarla paylaştı. Onun barıştan yana atan kalbini bilen yüz bin kişi orada alkışlamaya başladı. Dün yıl dönümüydü. Palu'ya gidemediler. Birant 8 yıldır yok aramızda. Demirtaş 4 yıldır hapiste. Artık ölümlerin durmasını istiyorum diye biten o son yazı hepimiz için vasiyet niteliğinde.